faydalanmak, hizmetlerinizden faydalanmaktadırlar. Ayrıca biz onlara veriyoruz, onlar... ...falan hizmetler sunulmasının bir gerekliliği olarak uluslararası düzeyde yenilikleri takip ederek günün şartlarına uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan... Bugün hepimiz burada eğitim alan yavrularımızın engelleri aşıyorum, sanatımı paylaşıyorum sloganıyla seslenişine, sizler de gönüllerimizdeki ve zihinlerimizdeki tüm engelleri ve ön yargıları aşıyoruz. Sizlerle sevgilerimizi paylaşıyoruz dediniz ve bugün buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli misafirler, Yüce Yaradan dünyaya, dünyadaki her varlığa bir ömür vermiştir. Bir gün bizler de bu fani hayatı bitirip veda edeceğiz sevdiklerimize. Dünyaya gönderilişimizin de mutlaka bir gayesi, bir hikmeti, bir sebebi vardı şüphesiz. Bizler acaba Yunus Emre gibi ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyerek diyargan bir ruhla kendimizin dışında kimin bize ihtiyacı varsa, yaşlı, çocuk, engelli, dul, yetim, onların gönüllerini kazanmaya mı talip olacağız? Yoksa bu hayat benim hayatım, ben mutluysam tamamdır, gerisini boş ver diyerek yanlış, eksik ve bencilce olan düşünceyle mi ömrümüzü tüketeceğiz? Neslihan Hanım'a huzurlarınızda ben bir kez daha bir anne olarak, bir kadın olarak, bir eğitimci olarak, bir insan olarak çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ilk fitili ateşleyen Neslihan Hanım'ın gayretleri oldu. Sonra bu sevgi meşalesi üniversitemizin el sanatları bölümünden Selma hocamızın katkılarıyla daha da parladı. Ben Selma hocamıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Seramik atölyesiyle, çini atölyesiyle, dikiş atölyesiyle, yemek atölyesiyle, bilgisayar sınıfıyla, müzik sınıfıyla, spor salonuyla, hasılı onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri böyle bir eseri, böyle güzel bir eseri Rabbim nasip etti. Sizler de bugün burada atölye çalışmalarına katkı sağlayacaksınız, birlikte katılacağız. Bazı arkadaşlarımız dikiş, bazılarımız seramik, bazılarımız çini, spor, müzik, hangi alan ilginizi çekiyorsa çocuklarımızın yaptıkları işleri onlardan öğreneceğiz aslında. Mutfakta çocuklarımıza lezzetli yiyecekler yapacak mutfakta çalışan arkadaşlarımız. Programın bitiminde kokteylimiz var. Kokteylde hep beraber o lezzetli yiyeceklerden tadacağız. Ben burada geldim. Belediye başkanımızın çok değerli eşi Hatice hanımefendinin sıcak karşılamasıyla bu işin içine girdim. Daha önce böyle bir grupla karşılaşmamıştım ve bu güzel topluluğu da tanımamıştım. Onların mutlu olmalarından bizlerin ne kadar mutlu olduğumuzu ancak bunları gördükten sonra anladım. Ve ben diyorum ki bizler bu grubu, bu topluluğu görüp bunların bize olan ihtiyaçlarını gördükten sonra ve kendilerinin mutlu olmasından bize yansıttıkları mutluluğu gördükten sonra bu gruptan habersiz olan çevremizdeki insanları haberdar edelim. Onlar da buraları görsünler. Onlar da hem mutlu etsinler hem mutlu olsunlar. Çok sağ olun. Yani ben beklemiyordum. Güle güle kullanın. Çok güzel günlerde. İstediğiniz gibi ağız kısmını
Ne yapıyorsun Şule Hanım? Biriniz bardağını yapın. Şöyle olması gerekiyor. Nasıl mesela deniz diyor. Peki şurayı ne renk koyacağız? Limon. Tamam git. Limon da var. Otur.